Arabadan hepinize selamlar, sevgiler. Ümit koşu koşu eve geldi. Koşu koşu yemeğini yedi. Koşu koşu gidiyoruz. Nereye? Bu hız, bu acele ne? Ya geçen de ben harcamadım böyle. Çip para. 200-300 bir çip para vardı. Tık diye gitti kendi kendine. Aklıma geldi de gece olmadan şey yapayım. Gideyim de mazot atayım bana. Koşu koşu bedava sirkeye gidiyorsun. Evde aklıma geldi. Normalde dükkanda aklımdayız da. Çıkmış. Kafamdan çıkmış. Çık para. 250-250'dir ya. Tabii canım. İki tur fazla atarız. Artık 250 öyle bir şey olmuş ki mazot olarak. İbre hareket etmiyor. Mazotçuya gidip gelmeye değer miye dönmüş artık. Ya bir sürü yaktık buraya çıkana kadar. Bu hafta nasıl geçti? Ne oldu? Hiç anlamadım ben. Yarın cuma. Bugün yarın cumartesi. Senin yüzüne işe gidecek millet. Yarın cumartesi, pardon. Ama bugün cumartesi olmuş oluyor bu videoyu izlerken. Bir zaman kavramım çok sıkıntı. Siz bana bakmayın. Ben ne zaman tarih söylersem takvime bakın. Kamera dönüyorsun. Sen arabayı güzel süremiyorsun. Tık 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 yaptırıyorsun. Evet, bak buraları hep değiştiriyorlar. Bak buradan sola gidiş yapmışlar. Aa, iyi olmuş. Bak o yolu ikili yapıyorlar. Daha iyi olur. Ama ne oldu ya? Yine mazota zam geliyor kardeşim. Ümit gibi herkes bedava şeyine gelmiş. Herkes size de mi çip para verdiler? Çip parasına gelmiş. Hangi bak, banka? Oraya iki şerit yapacaklar ha bence. Hangi banka? Gibi geliyor. Ne? Hangi banka? Aynı işte ya, Akbank'tı ya. Sen bana Akbank'ın kırmızı kartını mı al dedi. Hayır canım ya, yok mu senin kullandığın siyah kartı ya? Tamam. Uber. Bak'ta ki burası çok sıra, ben gideyim dedi. Uber arabası ne kadar? Bu ne? Transporter mı bu? Koca araba. Mercedes Vito galiba. Uzunları da oluyor ya demek ki kısa olsun. Ne kadar büyük araba. Tabii Mercedes. Kuyruk da yok. Gaz, ne? Gaz yağı kuyruk. Gaz yağı bulamadık. Tamam, daha konuşmuyorsan ne yani? Sen konuşursan ne yapıyorsun, şey ne diyorsun yok. Anlat. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Niye? Ha? O nereden çıktı şimdi? Şu an konuşacak bir şeyim yok. Arabam geri alır mısın ya? Şeye geçeceğiz de. Hava vurmaya. Tabii tabii. Eyvallah. Geri gitmem ya, şöyle durayım geç. Olur abi. Arkadan ha. Dedi ki senin benimle niye konuşacak bir şeyin yok? He? Niye öyle dedim? Millet kavgalıyız sanacak. Öyle dedi ya. Şu an yok konuşacak bir şeyin. Niye? Bir ileri bir geri gelirken alacağımız yakıtı yedik zaten. Vallahi ya bu ne ya? Etti 300'lük yakıtı ya. 250'lik 250'lik mi alacaksın tam? 50'si gitti zaten burada. Ne bekliyor ki bunlar acaba? Tek kişi çalışıyor ya. Ondan. Alalım yakıtımızı da çıkalım buradan. Yakıtımızı aldık, arabayı bir yere park ettik. Yürüyerek geziyoruz. Ben de Ümit'e şuralara beni bir tur attırsan dedim. Adam yakıt aldı da arabayla gezdirdi beni. Arabayı bıraktı. Yürüyerek geziyoruz. Hem yürüyüş olsun diye. Değil mi? Ha? Yürüyüş olsun diye değil mi? Mazot bitmesin. Onu ben sevdim zaten. 250 liraya 5 litre yakıt aldık. Vay anasını, vay 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 vay. Ne yürüyoruz Ümit'le. Oğlum güzel mesele bak ya. Sen de dün akşam da yürüyüş yapamamışsın işte, iyi oldu. Dün akşam yapmamıştım. Eve geldin ya, ben hastayım diye. Sen hastasın diye mi? Evet. Yok be, masayı kuracağım diye. Sen mi? Sen hastasın diye seni hastaneye götürmüşüm bir de, daha ne yapayım? Ben de öyle sanmıştım. Ha? Ben de öyle sanmıştım. Saat kaç olmuş eve?
Geleyim artık ya. Kaçtı? 10 miydi geldin? Bugün. Dün. Yok, dün akşam daha erkendi. Geldiğinde. Sen böyle konuşuyorsun ya. Millette bir şey var sanıyor. He? Böyle konuşuyorsun ya. Sana sansın evet bir şey var. Senin istediğin cevapları vermiyorum. Seni sinir etmeyi seviyorum. Evet. Ben de evet. Evet karıcığım, sen koşa koşa senin için geldim demem bekliyorsun. Ama evet, bunun böyle olduğunu biliyoruz. Biliyorum. Ama sen ağızda duymak için ısrar ediyorsun. Ben de bunu söylemiyorsun. Hani söylemiyorum, olay bu. Evet, olay tam da bu. Yani bunun böyle olduğu belli zaten yani. Biliyorum canım. Yoksa niye geleceğim şimdi? Mahkeme duvarı sırasını mı? Yani öyle olmadığın için. Koşa koşa geliyorsun. He, öyle olsaydı giderdim, adliyeye giderdim. Mahkeme görmek. Ben giderdim senden önce bu adam. Mahkeme duvarını görmek istiyorsam adliyeye giderdim. Evet. Dedi kendileri. Evet, benim kocam gıcık, itiraf ediyorum. Ne kadar araba trafiği var ya. Dit dit, bip bip, başka bir şey yok. Ha, adam almış arabayı, basıyor işte ya, dit dit. Dit dit, bip bip, başka bir şey yok. Ya biz burada var ya, fırının şeyi vardı. Burada hava çıkışı vardı. Sen hiç denk geldin mi buna, burada içeri? Hayır. İşte sıcak hava alttaki fırının havasını veriyor. Kapamışlar şimdi onları herhalde. Biz burada küçükken oynarken, yani burada parka gelirken ya da teras alanı falan. Artık soğuktan çok donduğumuzda orada otururduk. Hani eve gitmeyelim de sokakta da duralım. Orada ısınalım. Yeniden devam edelim. Sokak çocuğu seni. Yani eve gitmeyelim bakalım. Aman eve gitmeyelim de. Nereye gidersek gidelim değil mi? Yani mahalleye gitsek soğuk. Aa, şu bölge parkının oraya gidelim mi? Yeni bir şeyler yapıyordu oraya. Ne yapılıyordu bakalım. Bilmiyorum. Bitti mi orası? Bilmiyorum ki, işte bakalım. Gidelim. Koca karı, karı koca gezelim. Gıcık ama elimi tutuyor. Aa, buraya beni getirdiysen kuyumcuya sok. Hep öyle yapıyordum. Şimdi kapalı. Kapalı. Değil mi? Hakkımı kaybettim. Gidiyoruz. Bölge parkına gondol. Yani koca o bölge parkına koştura koştura dükkan yaptılar. Börekçi dükkanı yaptılar. Bilmiyorum ki hani ne kafe yaptılar. Kafe mafe diyordunuz. Yanındaki ne olmuş? He, kafe. Bakalım işte ne olmuş. Monday Cofe. Monday pazar mıydı? Pazar kafe. Monday Cofe. Şuralarda bir yerlerde sanki bilardocu vardı sanki. Okumuştum da. Hiç bilmiyorum. Ne kafe olmuş orası? Monday Cofe. Her yer börekçisi. Sokak pilavcısı. Burası o. Pilis kokoreç. Yani sen aşağıdaki kafeler gibi olur dedin ama burası bayağı restoran gibi. Şey gibi olmuş burası. Ortaköy gibi olmuş. Ortaya yol yapmışlar. Evet. Park çalışıyor mu? Çalışıyor. Luna Park'a gidiyoruz. Luna. Kaca beni Luna Park'a getirdi. Çok iğrenç. Evet. Çok yapmacık. Kiralık abi. Burada ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam burada. Çok bekle. Çay bahçesi yapmışlar. Ne pavyonu benim için? Nasıl ışık takmışlar? Öyle ışık takmışlar. Sizi bölge parkımıza getiriyorum. Mahallemizin meşhur bölge parkı. Gayet güzel yapmışlar. Nerede? Bak bak, şarkıları var. Tam benim yerim buraya bak. He, şimdi yine şarkı. Bomboş bir Luna Park. Normalde bu mahallenin burayı böyle şey doldurması lazım.
Ama bunlar dolduramamışlar. Böyle boş, her tarafı boş. Bir adam kendi kendine çarpışıyor sadece. Langırt ve boks varmış. Çay bahçeleri dolu ama. Keyifli bir yürüyüş oldu. Çay bahçeleri var bol bol. Başka bir şey yok. Ama bölge parkı hep böyle miydi? Ben hiç bölge parkının içine gezmedim. Böyle miydi? Yeni mi yapmışlar? Hı. En son herhalde 10 senedir böyle ya. He, anladım. Şeyler, ufak tefek ayarlar yapıyorlar ama son 10 senedir böyle. Anladım. Eski... Biraz canlandırsınlar da aşağıya gelenler biraz da buraya gelsin. Bizim park biraz boş olsun ya. Bilmiyorum işte, bu parkta bir olmadı ya. Buradan bir şey yapamadılar. Biz sevimsiz. İlk seferki gibi olmadı. He. İlk seferi güzeldi. Benim küçük günümüzdeki. Küçüklüğümüz şey... güzeldi, park mı güzeldi bilmiyorum. Küçüklüğüm güzeldi tabii ki. Park aynı park. Önceden sen eğleniyordun. Şimdi eğlenmiyorsun hiçbir şeyle. Anladın mı? Ama şeyleri çok güzel. Kamelya deniyor değil mi bunlara? Onları güzel yapmışlar. Kamelya şeyi var. Buralarda kamelya kara borsası mı derler, yani böyle sabah gelip çocuk bırakanlar, tutanlar gibi. Evet, bir şey yapacakları zaman gibi. Erkenden böyle çocuk arazi, gönderiyorlar. Arazi mafyası gibi şey çekiyorlar. Boş kamelyayı çekiyorlar sanki yazdıkları. Bizim parka gibi da koysalar ne güzel olur. Koyuyorsun da onu tutman gerekiyor. Var mı belki Tayyip Parkı'nda? Ama bizim parkımızda yok. Tayyip Parkı'nın yarısı yanmış ya. Yok canım. Hastane tarafı doğru. Yani mangal yapamıyorlar. Oh, bir hava aldık. Yasaktı zaten ya. O kadar yaptırmadılar da. İşte gizli yapmışlardır. Böyle olmuştur. Burası teyzelerin parkı herhalde. Hep teyzeler gelmiş. Hep hemşerilerimdir bunlar. Senin mi benim mi? Senin. Giresun'da. Evet, bu çevrede Giresun'da çok. Ayağıma kum girdi. Bu renkli hayatı ben seçmedim. Sen geldin. Yürümek güzel ama ya. Valla ben yürürken konuşamıyorum. Ben konuşabiliyorum. Yine susmadın ki Ümit, yine konuştun. İyiydi yani. Bize de bu kadar lazım. Konuşma değil, söylenme. Bilmiyorum sen konuşuyor musun, söyleniyor musun? Bazen hiçbir şey anlamıyorum senden. Evet. 49 saniyede yukarıdan aşağı indik. O kadar kısaydı. Arabayı çektiğimiz yeri göstereceğiz size. Sanki arabayı çekmedik. Bıraktık kaçtık gibi, değil mi? E niye canım, bayağı yol yürüdük nereden baksan. İyi iyi, 2 kilometre. 2 kadar bir yol yürüdük ya. Valla. Tabii canım, az yol mu sanki oradan burası? Bilmiyorum, iyi. Yürüyelim yürüyelim. Göbüşlü göbüşlü yürü. Seni böyle göbüşlü çıkarmak için böyle yani çekiyorum. Burada otopark var ya. Yeni açmışlar. Zemin altı otoparkı. Buraya kim araba park ediyor? Bilmiyorum. Böyle yolun ortasına bırakmıştık arabayı, kenarına böyle. Bıraktık, kaçtık. Şuradan yakıt aldık, hemen karşısına bıraktık. Hiç bir adım bile gitmedi. Merhaba. Gelebilir miyim? Gel yavrum. Nereye gidiyorsun? Her yere gideriz, sıkıntı yok. Yakıtın var mı? He? Arabam Dacia. Arabamda Bluetooth yok ama kızlar... Neydi o? Bir şarkıydı. Arabamın kusuruna bakmayın kızlar. Arabamda Bluetooth. Bluetooth'un var ki benim. Var var. Biraz demek dağınıktır yani. Yani artık onda gece karanlık fazla görünmüyor. Hala trafik, hala ya. 11 oldu saat ya. Bizim burası şey ya. Paris ya. Valla seni bazen anlıyorum ben. İnsan sıcaktan daralıyor bazen ha. Kafa böyle bir daralıyor. Şimdi banyo yaptım evde, biraz hava alınca. Yani ben gerçekten bazen bir gıcık ben, halim normal. Ben birkaç gün böyle klimayı açmıyorum. Sevilay gibi oluyorum. Aynen Sevilay oluyorum vallahi, bu sıcak. Evet, beni anladın.
daraltıyor insanı ya. Baba nasıl gidiyor baba? Ümit'e bak. Mazot almış, hızlanmış boşta araba. Boşta gidiyorum be. Yokuş aşağı gidiyorum. Boşta vites. Buradan girsene. Tamam bak hop ya. Ay Ümit nasıl? Hiç daha şu ana kadar mazot harcamadık. Aynen ya. Frene basma. Benim balataları görmüyor musun? Kaç seneden önce bitti. Ben çok fazla fren de kullanmıyorum ki. Sen nasıl araba kullanıyorsun ben bilmiyorum. Yoldaki ne? Ama usulü şoför çok fazla fren kullanmaz. Dur bak. Motor freni yapar. Ya motor freni yapar. İşte gazı ona göre ayarlar. Çok gerekmediğince frene basmaz Mevlana yani. Mevlana mahallesine geldik. Buraya da arabayı park edip gerisi yürüyeceğiz. İdareye devrilmek istedik. Buraya kadar mazot kullanmadık. Evet. Şimdi... Buradan sonrası paralı. Evet. Çok yazdı. Ama bir saniye de bir taksimetre olmaz. İşliyor. Kız yine takamak ama taksi yakalmadık yani. Ya ne takası? Sen ne demek istiyorsun ya? Takamak ama ne taksiye, takası? Taksiye selam aleyküm. Ben alırım. Selam aleyküm diyorsun, 100 lirayı alıyor. Tabii artık ya. Gittiğin yere göre 300-500. Yok. Biz o parayla denize gidip geliyoruz. Araba artık ihtiyaç. Rabbim isteyen herkese versin. Ya ulaşım sorun. Yani ulaşım, bu taksiler falan sorun çok. Yani önceden taksi var derdi ne ama taksi köfteci oturuyor ne yapsın? Bilmiyor ki. VIP taksi. Ümit ya iş yok, güç yok. Çocuğa Allah yardım etsin. Bir de burada böyle bu ayda iş olmaz ki. Bir de yazık ki çiğ köfte öyle o kadar hemen yer ki. İlk geldi ya. İlk geldi ya. Abi ya. Senin dükkanı ver bana da büyüteyim ya. Oğlum dur sen daha bir dakika. Hemen bilmiyorum yaza ya. Gelme. Geldik. Dükkandan alacaklarımız vardı. Aldık. Eve gidiyoruz. Ümit dükkanı bana kilitletti. Açtırdı. Sanırım işleri bana devredecek artık. Ne diyor? Ya o kefengi de uğraşıp yaparız da şimdi. Daha sonra. Kefenginde bir sıkıntı var da. Aslında bir tane kefengi sökeceğim. Bir tane röle alacağım ona. Kefengi sökeceğim. O bozuk röle hangisiyse onu değiştireceğiz ama. Bir şeyler belki bir şeyler. Belki de rufuyla uğraşmamız lazım. Bilmiyorum. Eve geldik. Ümit çocukların kitaplığını küçülttüm. Bu odanın fan hali. Ümit'ten bana şarkı. Yok böyle. Beğendin mi? He? Beğendin mi? Valla bu güzel olmuş. Hani film oturumunda da film izlerim, orada da izlerim. Hiç fark etmiyorum. Göktuğ beğendin mi? Onlar oyuncu odası oldu. Tam oyuncu odası aynı. Ama o zaman oturma odasını alırız. Yok, koltuğu da alırız. Aynen, her şeyi alırız.